Biz bu yan odaya dinlenme odamız var yan tarafta. Tabi bu koridorların başından sonuna kadar resimler var duvarlarda. Bu giren kişi kamera görüntülerinde zaten var. Bu kamera görüntüsündeki genç mi diyeyim, büyük insan diyeyim. İçeri giriyor ama girene kadar duvarda resimler var, değerli materyaller var, resimle sanatla ilgili olan. Ama içeri giriyor sadece PlayStation diye bir oyun konsolu var. Onu alıp hızla uzaklaşıyor. Yani buradaki benim ilginç olan şey bir insanın hırsızlık olaraktan yaptığı işte yani ne kadar cahil mi diyeyim, ne kadar bilgisiz, kültürsüz bir insan olduğunu da gösterdi. Çünkü etrafına baksa daha değerli şeyler görebilecekti. Ama orada en değersiz olan şey PlayStation'ı alıp gitti. Efendim, bu bana ilginç geldi. Oyun konsolu 1500 TL değerinde. Evet, şey. o kadar. Peki bu resimler ne kadar? Yani bu resimler o hırsızın belki bir tanesi bile hayatını kurtaracak kadar değerli olanlar var içerisinde. Hemen PlayStation hemen yanında başını kaldırmış olsaydı orada 35-40 milyar bir kesme bir sanat eseri vardı. El yapımı olan. Ona da dokunmamış. Hiçbir resme dokunmamış. Sadece PlayStation'ı alıp buradan çıkmış. Yani onun başladığı, girdiği yer 9 dakikalık süre içerisinde birçok değerlerle karşılaşmasına rağmen bu da hırsızın ne kadar serseri bir kişiliği olduğunu ortaya koyuyor. Bu resmin değeri, yani verilmiş değeri 50-60 bin euronun üzerinde. Ama bunu biz hiçbir zaman satmak taraftar olmuş. Çünkü hiçbir resmimizi satmadık. Hocam bunların hepsi, yani mesela şu bir fotoğraftan mı alınmış yoksa hayali mi? Belki de burası bir hazine yani onun için. Evet evet, hayır onun için değil, bizim için büyük bir hazine. Ama vatandaş bunları başını kaldırıp da görmemiş bile. Buradaki en değersiz şey, o oyun konsolu. Sadece onu çıkartmış buradan. Ali abi şimdi sen... Allah razı olsun. Konsol bu televizyonun hemen yanındaydı. Buradan bütün her şeyi toplayaraktan düzgün bir şekilde paketine koymuş. Yeni almış zaten bunlar dinlenme odası için. Hemen yanında işte bir kesme, bir yazı olan, işte bunu biz kendimiz koleksiyon oluşturmak için geçen yılki değeri 35 bin lira falandı. Bunu da dokunmamış, hiçbir şey dokunmamış. Bu resim dolu her taraf. Oraya da bakalım hocam. Çok büyük sanat, bakalım. Efendim? Hırsızın bu durumuna çok üzüldüm. Eğer geri konsolumuzu geri getirir de özür dilerse biz ona güzel sanatlar dersi de verebiliriz. Resim, heykel gibi bir uğraş, bir hobisi olur. İnsan kendini kurtarabilir. Ben buradan hırsıza çağrıda bulunuyorum. Gelsin konsolumuzu getirsin. Biz ona öğretiriz yani bir şeyler. O durumda olmasın yani. Şimdi sağlam. Türkiye'de var.